Berat Kaşar'ım merhabalar. Yeni bir maliye dersinde tekrar beraberiz. Dersimizde biliyorsunuz bütçe dersinde başlamıştık. Bütçenin tanımından, temel ögelerinden, bütçe hakkından, bütçenin fonksiyonlarından, bütçe ilkelerinden bahsettik. En sonunda bütçe bitirmiş idik. Şimdiki dersimiz değerli arkadaşlarım bütçe teknikleri olacak. Başlığımız bütçe teknikleri. Bakın teori deyince bir bakış, bir politik anlayıştır. Yani bir bakış açısı, bir vizyon, bir politika anlayışıdır teoriler. Teknik ise bütçeyi nasıl uygulamalıyız noktasında bize referans veren, bilgi veren şeylerdir. Bütçelerini biz şöyle ayıracağız. Birincisi geleneksel bütçe tekniği, ikincisi performans bütçesi, program bütçe tekniği, dört ise PPB'ni planlama, programlama, bütçeleme sistemi diye anlattığımız şeylerdir. Teknikler dört tanedir. Birincisi geleneksel bütçe, ikincisi bütçe, üçüncüsü program bütçe, dördüncüsü ise en modern bütçe olarak adlandırılan planlama, programlama sistemidir diye söylüyor değerli dostlarım. Bu alanda birinci tekniğimiz geleneksel bütçe tekniğidir. Buradan kastımız ne? Geleneksel bütçe demek hani daha çok yıllardan klasikleşmiş, modern öge taşımayan unsurlar demektir. Bu alanda nedir diye bakarsak birincisi bütçe girdi odaklıdır. Bütçe girdi odaklıdır. Yani ne demek girdi odaklı olması? Yani içerisinde ne ürettiği önemli değil diye gözüküyor. Yani ödenek alayım da bol bol hizmet çıktım ne? Önemli değil diyor olaya bakıyoruz. Bütçe burada nedir? Girdi odaklıdır. Yani tekrarlıyorum herhangi bir şekilde ödeneğin kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, ne ortaya çıktığı önemli olmamaktadır değerli dostlarım. Bakarsak merkezi planlamaya dayalıdır. Yani her şey merkezden yönlendirilmektedir. Bu da tabii ki bir hatadır. Her şeyin merkezden yönlendirilmesi doğru bir yaklaşım elbette ki olmayacaktır diyoruz değerli dostlarım. Bütçe merkezi planlamaya dayalı olması da iyi bir şey değil diye gözüküyor. Normalde yerinden yönetime de önem vermek lazım. Yerel önem vermek lazım. Çünkü bütçe anlamında ülkedeki tüm yerel birimlerin ihtiyaçlarını merkezden görmek mümkün olmayacaktır diye düşünüyoruz. O da başka bir esasında sıkıntımız olarak ortaya çıkmaktadır diye söylüyoruz değerli dostlarım. Bir başka tabii ki özellik nedir diye bakarsak başka özelliğimiz üçüncüsü merkezi yönetim ve kontrol anlayışı hakimdir. Dediğimiz gibi yani her şey merkezden yönlendirilemez. Her şey merkezden görülemez. Yani bir bölgemizdeki bir okulun sorunları, bir üniversitenin sorunlarının çözülmesi için her şey merkezden yapılamaz diye düşünüyoruz. O yüzden de merkez yönetim anlayışı olması, kontrol anlayışı olması bazen de olumsuzluk meydana getirir diye düşünebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Onun dışında bir başka sorun esasında şu baktığımız zaman bir başka sorun da kısa vadelidir. Yani çok fazla planlama anlayışı yoktur. Bu bağlamda plan tire bütçe ilişkisi kurulmaz değerli arkadaşlarım. Yani kısa vadeli olması planlamaya aykırı bir yaklaşımı ortaya koyar ve bu bağlamda plan bütçe ilişkisi zayıftır, kurulamaz diye de bunu da söyleyebiliriz. Yani yıllıktır, yıllık olması kısa bir dönemdir. O yüzden de bir yıl planlama yapmak çok da plan açısından uygun bir zaman birimi değildir. 3 yıllık, 5 yıllık yapılması daha avantajlı olacaktır diye plan anlayışı çerçevesinde düşünmek mümkündür. Bir başka sıkıntımız
harcama artışı ilke haline gelmiştir. İlke haline gelmiştir. Buradan kastımız şu arkadaşlar, sürekli harcama arttırmak bir artık gelenek haline gelmiş, bir amaç haline gelmiş ki önemli olan harcamayı hizmete göre artırmaktır. Yani harcama artmasının temelinde ne olması lazım muhakkak? Harcama artmasının temelinde muhakkak hizmet olmalıdır. Ama hizmet sunum belirlenmeden harcama artması doğru bir yaklaşım olmaz ve kesinlikle nedir? Kesinlikle mal disiplini, tasarrufu bozan bir anlayıştır diye de söylemek mümkündür sevgili dostlarım. Bir başka sıkıntımız sadece bütçede mali denetim yapılmaktadır. Yani bir nevi hesap denetimidir. Burada olması gereken denetimlerden bir tanesi de performans denetimi olması gerekir. Yani mesela ben diyelim ki bir kurumun başkanıyım, kurumun genel müdürüyüm, çok lüks bir araba aldım kendime, çok lüks bir makam odası yaptırdım. Eğer hesap açısından problem yoksa denetimden geçer. Ama şunu sorgulamak, yani ya sayın başkanım, sayın genel müdürüm, sayın amirim, neyse artık kurumun pozisyonu neyse, ya bu odayı böyle yaptırmak yerine kurumun başka ihtiyacını karşılasan daha doğru olmaz mı diye sormak performans denetimi diye geçer. Yoksa kurumu odasını yaptırdık, çok lüks yaptırdık ama herhangi bir şekilde bir yolsuzluk söz konusu olmadı diye baktığımızda bu hesap denetimidir. Ama ya bunu yapmak yerine kurumun daha farklı ihtiyaçları var, onu da yerine getirsek daha doğru olmaz mıydı diye sorgulamak da performans denetimidir. Dolayısıyla burada biz sadece ne yapıyoruz? Sadece bir mali denetim, yani hesap denetimi yapmak durumundayız diye düşünüyoruz. Peki başka var mı acaba diye bakarsak, ona da bakalım. Bu noktada başka bir sıkıntı ya da özellik var mı diye bakarsak. Bir başka özellik burada mevzuat odaklıdır. Yani kuralcıdır. Kuralcı bir yapısı vardır. Katı ve kuralcı, sadece kanuna dayalı bir yapısı vardır. Mevzuat odaklı bir yapısı vardır. Sadece kanuna göre esasında düzenlemeler yapılmaktadır diye düşünebilirsiniz. Katı ve kuralcı, mevzuat odaklı bir yapısı var. Pek fazla yönetici inisiyatif tanımıyor. Yani neyse yazanlar, onlara göre yapacaksınız. Yani doğru yaklaşım şudur devlet yönetiminde esasında. Tabii ki kurallara uymak lazım, kanuna uymak lazım ama bazen de yöneticiye inisiyatif vermekte gerekmektedir. Burada öyle bir imkan söz konusu olmuyor diye söyleyebiliriz değerli arkadaşlarım. Bu da katı ve kuralcı olduğunun bir göstergesi olmaktadır. Ve ayrıca bu tür bütçelemelerde çok fazla etkinlik, verimlilik analizi yapılmaz. Yani sayısal analiz yöntemleri kullanılmaz. Yani çok fazla işte acaba yaptığımız işin etkinliği, verimliliği nedir, çıktısı nedir diye pek fazla bakılmaz. O bağlamda maliyet fayda analizi, etkinlik verimlilik analizi falan pek fazla kullanılmaz. Ve bu bağlamda bütçe, bir başka özellik diye söylersek, bütçe siyasi anlayışa göre hazırlanmaktadır. Bu da başka bir problemimiz. Siyasi anlayış ön plandadır. Yani daha çok işte siyasetçinin görüşüyle bütçe hazırlanmaktadır ki bu doğru yaklaşım değildir. Doğru yaklaşım etkin, verimli olacak şekilde bir yaklaşımda olmak diye düşünebilirsiniz. Tabii burada gereksel bütçenin yaklaşımını tekrarlarsak, girdi odaklı, yani kurum sürekli acaba ne kadar çok bütçe alabilirim çabası içerisinde oluyor ve bunu yaparken de hizmete pek fazla bakmıyor. Merkezi planlama anlayışı hakim. Bu bağlamda merkezi kontrol anlayışı hakim. Kısa vadeli planlama anlayışı zayıf. Yani bu bağlamda teknik olarak söylersek plan bütçe ilişkisi pek fazla kurulmaz. Harcama artışı ilke haline gelmiş. Denetim mal denetimi yapılıyor. Aksine performans denetimi kesinlikle yapılmıyor. Mali denetim sadece hesap denetimi şeklindedir. Ama amaç bir de normal bütçelerden, yani doğrusu dediğimiz şeylerde performans denetimde yapılmalıdır. Onu yapmıyoruz burada. Katı ve kuralcı, sadece mevzuata bakan bir yapıya sahip. Çok fazla teknik analiz, sayısal analiz yöntemi
kullanılmıyor ve bu bağlamda siyasi bir yapısı da vardır diyoruz. Bunlar aynı zamanda geleneksel bütçenin bazı esasında olumsuz yanlarıdır. O yüzden dünya demiş ki ya geleneksel bütçe tekniği yetersiz kalıyor. Biz ne yapalım? Daha böyle modern bütçeye geçelim. O hangi bütçeymiş o zaman? İkinci bütçemizde değerli arkadaşlarım performans bütçeye geçmişiz. Performans bütçe. Bakın burada buradan kastımız ne? Yani olay tamamen değişiyor. Nasıl değişiyor? Nasıl daha iyi hizmet çıktısı belirleyebiliriz? Harcamayı daha iyi nasıl hizmete döndürebiliriz? Anlayışı performans bütçe olarak ortaya çıkmaktadır. Tekrarlıyorum. Nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz? Nasıl daha iyi üretim yapabiliriz? Nasıl daha iyi çıktı ortaya koyabiliriz anlayışı performans bütçeyle kendini ifade ediyor sevgili dostlarım. Bu bağlamda şunu yakalayınız test sınavlarında. Birim maliyetin önem kazandığı bütçe tekniğidir diyeceksiniz. Birim maliyet yani hizmetin amacı ile birim maliyetinin önem kazandığı bütçeye biz ne diyoruz? Performans bütçe diyoruz. Tekrarlıyorum. Sorularda gördüğümüzde bunları arayalım lütfen. Birim maliyetiyle amacının önem kazandığı yapılara performans bütçe denmektedir deriz değerli dostlarım. Peki biraz daha somutlaştırırsak acaba bunu nasıl ifade etmek mümkündür diye söylersek. Somutlaştıralım. Belli bir hizmeti belli bir ödenekle nasıl en ucuza ve en kaliteli yaparız sorusuna cevap veren bütçe tekniği performans bütçedir değerli dostlarım. Bakın tekrarlıyorum. Acaba diyoruz kendi kendimize belirlenmiş bir hizmeti en az maliyetle ama en kaliteli şekilde nasıl sunarız noktasını ortaya koyan bütçe tekniğine biz performans bütçe tekniği demekteyiz değerli arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki bizim bir niyetimiz var. Belirlemişiz bu işi. İstanbul'la Ankara arasında hava taşımacılığını yapmak istiyoruz. Uçakla insanları seyahat ettirmek istiyoruz. Bu bağlamda acaba bu hizmeti en az maliyetle, en konforlu şekilde, en etkili şekilde nasıl yaparızı bulma çabası nedir esasında? Performans bütçe diye adlandırılır diyoruz değerli arkadaşlarım. Daha sonra bir gelişme daha olmuş. İkinci teknik performans bütçe. Üçüncü tekniğimiz ise arkadaşlar nedir? Üçüncü tekniğimiz de program bütçedir. Onu da buraya yazalım isterseniz. Üçüncü tekniğimiz ise program bütçedir diye biliyoruz. Üçüncü teknik neymiş? Program bütçe. Üç, program bütçe. Bu nedir acaba program bütçe? Program bütçe ise bakınız burada şeyle bakacaksınız. Acaba devlet yaptığı faaliyetlerle en iyi hizmet çıktısını nasıl çıkartır çabasını arayacaksınız. Peki bunun performanstan farkı ne diye bakarsak onu şöyle izah etmeye çalışayım. Devlet hizmet yaparken eğer acaba hangi hizmetle en iyi çıktıyı sağlarım çabasındaysa program bütçedir. Örneğin İstanbul'la Ankara arası ulaşım etkin olsun diye bir çabamız varsa acaba bunu karayoluyla mı yoksa demiryoluyla mı yoksa havayoluyla mı yapalım diye düşünmek. Alternatifler arasından en iyisini bulmaya çalışmak program bütçe bulduğumuzu diyelim karar verdik hava ile bu işi yapacağız. Havada çok iyi yapmak bu işi havada çok iyi bir şekilde ulaşım yapmak çabası da performans bütçedir. Bakın tekrarlıyorum. Demek ki burada neye bakacağız biz? Hangi hizmetle devlet en yüksek hizmet çıktısını, refahı ortaya koyar diye bakmak, program bütçe, belirlenmiş hizmeti en iyi yapmak, performans bütçe olarak adlandırılır değerli arkadaşlarım. Şimdi burada neye bakacağız? Diyeceğiz ki program bütçe çerçevesinde alternatif programlar arasından en rasyonel olanı, seçme imkanı veren bütçeye biz ne diyoruz?
program bütçe diyoruz. Alternatif hizmetler arasından en rasyonel olan hizmeti çıktığı yapma çabasına ne diyoruz biz? Program bütçe diyoruz. Dediğim gibi şöyle düşüneceksiniz. Alternatifler arasından en iyisini bulup onu yapma çabası program bütçe. Bulduğumuzda en az maliyet yapma çabası performans bütçedir. Örnek verdiğim gibi Ankara'yla İstanbul arasında ulaşım hizmeti yapmak istiyoruz. Acaba hava yolu mu, karayolu mu, demir yolu mu diye bunu araştırmak, bunun çabası içerisinde bulunmak nedir? Program bütçeyken karar verdik hava yoluyla ulaşım yapmak durumundayız dersek, onu nasıl en ucuza en iyi yaparız dersek o da performans bütçe diye adlandırılır değerli arkadaşlarım. Bir dördüncü tekniğimiz de nedir? PPBS. Yani nedir bunun adı? Planlama, programlama, bütçeleme sistemidir. PPBS. Planlama, programlama, bütçeleme sistemidir. Peki nedir planlama? Daha doğrusu bu teknik nedir? Bakın dikkatli olun. Hem performans bütçenin hem de program bütçenin tanımlandığı teknik nedir? PPBS'dir. Planlama, programlama, bütçeleme sistemidir. Yani hangi hizmetle en yüksek toplumsal çıktıyı sağlarız? Artı o hizmeti nasıl en iyi veririz? Dersek bu ikisi nedir beraberce? Bu ikisi beraberce PPBS'yi bize vermektedir değerli dostlarım. Neymiş yani? Planlama, programlama, bütçeleme sistemiymiş bu sistem diyoruz. Birinci aşaması, aşamaları var bakın dikkat ederseniz. Birinci aşaması, aşamaları bir diyoruz. Bir, planlama. Planlama nedir? Planlama demek esasında bir hedef koyup o hedefe ulaşmak için gidilmesi gereken yolların, izlenmesi gereken yolların saptanmasıdır. Faaliyetlerin saptanmasıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bir hedef koyuyorsunuz. O hedefe ulaşmak için acaba nereden gitmem lazım? Hangi yolu kullanmam lazım diye saptamak planlamadır. Bu bağlamda planlamanın kendi içerisinde bazı değerli arkadaşlarım aşamaları elbette ki mevcuttur. Nedir bunlar diye bakarsak. Önce amacımızı saptıyoruz. Önce amacın saptanması acaba ne demektir? Önce ne yapıyoruz? Önce elbette ki amacımızı saptıyoruz. Sonra ikinci aşamada fiziksel analiz ve seçeneklerin analizini yapıyoruz. Yani diyoruz ki acaba bu amaca ulaşabilir miyiz? Acaba başka bir amaç belirlesek daha mı iyi olur? Mesela sizin açınızdan bir örnek vereyim. Benim niyetim diyelim ki kişi olarak, öğrenci olarak KPSS'ye girip iyi bir puan alıp ve iyi bir kamu kurumunda göreve başlamak. Bu amaç. Acaba benim buna gücüm yeter mi? Yani o çalışma tempom, benim yeteneklerim buna yeter mi? Fizik analiz. Başka bir şey mi yapsam ki diye bakmak seçenek analizi demektir. Daha sonra ben ne yapıyorum? Daha sonra şunu yapıyorum aşama olarak. Daha sonra neye bakıyorum? Bir de bu işin bana acaba maliyeti ne olur? Maliyetlerin tahmini. Ya bir sene bu işe hazırlanacağım, kitap alacağım, okuyacağım, belki kursa gideceğim, onun masrafını toplarsam bana kaça mal olur bu iş? Bir sene boyunca buna hazırlanma süreci diyeceğim. Arkasından ne yapacağım artık bu işi? Elbette ki ne yapacağım? Modelleyeceğim. Yani model aşamasını ortaya koyacağım. Yani planlamanın amacı budur. Bütçeye dönersek de, bu örnekten bütçeye dönersek de diyelim devlet diyor ki bizim amacımız kalkınmadır. Kalkınmayı sağlamamız lazım. İktisadi kalkınmayı. Peki ne yapalım? Yani baraj mı yapalım? Yoksa işte o otoyollar mı yapalım? Veyahut da işte ne bileyim köprü mü yapalım, liman mı yapalım diye bakıyorsa ikinci aşamadır. Bundan acaba maliyeti ne olur diye bakmak üçüncü aşama, modellemek de dördüncü aşamadır. Planımızı yaptık. Kalkınmak istiyoruz. Bu bağlamda acaba nereden başlasak? Altyapıyla mı, eğitimle mi, sağlıkla mı başlasak diye sorgulamak tabii ki başka bir aşamadır. Bu işin maliyetlerinin
ortaya konması başka aşamadır. Modellemek de başka bir aşamadır diye söyleriz değerli dostlarım. Daha sonra ne yapıyoruz? Planladık. İkinci aşamamız ne? Planlama bir. İkinci aşama ne? İkinci aşama programlama. İkinci aşama programlama. Ona bakalım isterseniz. Bir planlama, ikincisi ikinci aşama PBS'nin programlama. O nasıl olur diye bakarsak o da şöyle oluyor arkadaşlar. Planlama ile saptanan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerle kaynakların bir araya getirilmesidir. Yani şu demektir esasında, artık işe yavaş yavaş başlamak demektir. Yani biz mesela diyelim ki kalkınma politikamız 10 sene sürecekse hedefi koyduk, planladık. Şimdi ne yapıyoruz? 2018 yılında örneğin artık sürece başlıyoruz, faaliyetlere başlıyoruz, kaynaklarımızı kullanmaya başlıyoruz demektir. Üçüncü aşama ise arkadaşlar planlama, programlama, bütçeleme. Yani planlama ile saptanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için program ortaya koyduk. Programlarını da ne yapıyoruz? Finansmanını bütçelerle sağlıyoruz. Planlama ile hedef koyduk. O hedefleri programlama ile yavaş yavaş hayata geçirdik. Yıllık bazda diyelim ki yıllık programlarında finansmanını bütçelerle sağlamaya çalışıyoruz. Dört, sistem analizi. Sistem analizi. Yani ne yaptık? Planlama yaptık. Hedef koyduk. Onları uygulamaya geçtik programlamayla. Daha sonra onların yıllık maliyetlerini bütçelerle karşıladık. Ve artık sonuçlar çıktı yavaş yavaş. Yani biz ne yapıyoruz? Yaptığımız uygulamaların etkinliğini, verimliliğini ne yapıyoruz? Sistem analiziyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız uygulamaların etkinliği, verimliliğini ne yapıyoruz? Sistem analiziyle ölçmeye çalışıyoruz. Bunun hangi aşamaları var acaba diye bakarsak, onlara bir tek tek bakalım isterseniz. Birincisi, amacımız neydi? Amacın tanımlanması. Amacın tanımlanması. Önce buna bakıyoruz. Amacımız neydi? Amacımız diyelim ki kalkınmaktı. Hangi modelle sorgulayacağız? Model tespiti. Üçüncü aşamaya bakarsak, üçüncü aşama maliyetlerin belirlenmesi. Üçüncü aşama maliyetlerin belirlenmesi. Dördüncü aşama ise arkadaşlar artık ne yapıyoruz? Değerlendirme yapıyoruz. Mesela size örnek vermeye çalışayım bu konuda. Diyelim ki siz işte üniversiteyi bitirdiniz, bir iktisat fakültesini bitirdiniz, maliye, iktisat, işletme gibi alanları bitirdiniz ve arkasından da bir kursa yazıldınız, KPSS kursuna kitaplar aldınız, çalıştınız, uğraştınız, hedef koydunuz ve dönem sonu geldi, Mayıs sonu sınava girdiniz ve 90 puan aldınız. İyi puan aldınız, demek ki ne yapmasınız? Doğru bir aşama izlemişsiniz demektir. Ama kötü puan almışsanız demek ki bir yerlerde bir hata olmuş demektir değerli arkadaşlarım. Yani planlamanız iyi bir kuruma girmekti, iyi puan almaktı KPSS'den, ancak bunu başaramadınız diyelim ki. Bu işte bu programlama aşamasında, bütçeleme aşamasında ya da plan aşamasında bir hata olduğunun göstergesidir. Ama siz planlamanızı, programınızı, bütçelemenizi doğru yaparsanız, iyi puan alırsanız ne olur? Sistem analizinde de o değerlendirme sonucunda doğru yaptınız anlaşılır diyoruz değerli arkadaşlarım. Toparlarsak demek ki diyoruz, ne varmış? Dört tip tekniğimiz varmış. Neymiş bunlar? Birincisi geleneksel bütçe. İkincisi performans bütçe, üçüncüsü program bütçe, dört ise neymiş? PPBS'ymiş. Dört tane tekniğimiz de bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştım değerli arkadaşlarım. Şimdi şunu yapacağız. En modern bütçe hangisiydi hatırlarsınız? En modern bütçemiz neydi? En modern bütçemiz PPBS idi. PPBS en modern bütçe. Bir de ne var? Modern olmayan geleneksel bütçe var. İsterseniz bunları öğrendik. Geleneksel bütçeyle PBS'yi bir kıyaslayalım, ne dersiniz? O şekilde yapmaya çalışalım. Geleneksel bütçeyle PBS'yi ne yapalım? Bir beraberce arkadaşlar kıyaslayalım. Onlara bakmaya çalışalım. PBS
ÖBS'yle geleneksel bütçeyi bir beraber kıyaslayalım değerli arkadaşlarım. Evet, bakıyoruz şimdi. Şurası. Geleneksel bütçe olsun. Geleneksel bütçe diyelim şuraya. Altını çizelim şöyle. Şuraya da ne diyelim? PPBS diyelim. Şimdi hep bütün bilgilerimizi buraya dökelim beraberce. Bir değerlendirelim olayı isterseniz. Neler diyebiliriz? Şimdi PPBS'de şöyle bir şey var biliyorsunuz. Ya da buradan başlayalım. Geleneksel bütçeden başlayalım. Birinci sorumuz neydi? Geleneksel bütçe çerçevesinde. Bir. Mevzuat odaklı katı ve kuralcı olması, değil mi? Bizi rahatsız ediyordu. Burada katı, kuralcı ve mevzuat odaklı olması bizi rahatsız ediyordu. PBS'ye bakarsak kıyaslayalım. Buna göre esnektir ve yetki devri esastır değerli arkadaşlarım. Katı ve kuralcı, esnek, yetki devri esastır diye söylüyoruz. Geleneksel bütçe modern analiz teknikleri kullanmaz. Yani pek fazla o işte etkinlik verimlilik analizi, maliyet fayda analizini falan pek fazla kullanmaz. Ama burası ise ne yapar? 2 PBS ise modern analiz yöntemlerini ne yapar? Kullanır diyebiliriz. Peki başka ne diyor geleneksel bütçe diye baktığımızda, üçüncü noktaya bakarsak, üçüncü nokta değerli arkadaşlarım, geleneksel bütçe çerçevesinde hizmetlerin dağılımında dikkatli olun, organik sınıflandırma kullanılır. Organik sınıflandırma kullanılır. Organik, yani buradan kastımız ne? Harcama yapan birime göre değerlendirme yapılır. Burada ise 3 PBS'de hizmetlerin dağılımında ne olur? Fonksiyonel sınıflandırma kullanılır değerli arkadaşlar. Peki başka var mı aklınıza gelen bir şey acaba? Siz de düşünmeye çalışın. Ben de düşüneyim bir yandan. Ne dersiniz? Aklınıza gelen bir şey var mı? Kısmen bunları konuştuk. Var. Ne diyelim? Geleneksel bütçe çerçevesinde ne diyorduk hatırlarsanız? Harcama artışı ilke haline gelmiştir. Burada ise harcamalar ne olur? Burada ise harcamalar hizmete göre ne olur? Hizmete göre artırılır. Yani birinde harcama arttırmak artık geleneksel bir hale gelmiştir. Harcama artırılır. Burada ise harcama artışı hizmete göre artırılır diyoruz değerli arkadaşlarım. Ve tabii ki geleneksel bütçede siyasi bir yapı vardır. Siyasi anlayış hakimdir. Siyasi anlayış hakimdir. Burada ise nedir? Burada ne olur? Daha çok teknik bilgiye göre, teknik analize göre bütçe yapılır. Acaba başka var mıdır aklınıza gelen bir şey arkadaşlar? Var mı aklınıza gelen? Siz de böyle bir arada düşünün, değerlendirin isterseniz. Belki sizin de aklınıza bazı şeyler gelir.
Şimdi ne demiştik hatırlarsanız Yeni Sabitçi için? Girdi esaslıdır. Girdi esaslıdır. Girdi esaslı. Yani daha çok harcama nasıl yaparım, ödenek nasıl alırım diye anlayışı varken PBS'de ise ne anlayışı vardır? Çıktı esaslıdır. Yani hizmete bakar, sonuca bakar, ne ürettim ona bakar. Bakın burada ne var? Burada girdi esası var. Yani girdi esasından kastımız ne? Ne kadar çok ödenek alabilirim ifadesi vardır. Burada ise ne vardır? Çıktı esası vardır diyoruz. Peki başka ne diyebiliriz değerli arkadaşlarım? Başka diyeceğimiz bir şey var mı acaba? Ne dersiniz size sorsam? Ne demiştik hatırlarsanız? Geleneksel bütçe kısa vadelidir. Kısa vadelidir. PVS ise nedir? Uzun vadelidir. Uzun vadelidir ve nedir? Plan tire bütçe ilişkisi ne olur? İlişkisi kurulur diyoruz arkadaşlar. Burada ise kısa vadeli olduğu için planlamanda çok fazla yer edilmez diye düşünüyoruz. Peki başka 8 desek ne deriz acaba? 8. olarak baksak neler söyleyebiliriz? Burada geleneksel bütçenin maliyeti, yapılma maliyeti düşüktür. Düşük maliyetlidir. Düşük maliyetlidir. Burası ise biliyorsunuz biraz daha teknikten çok kullanıldığı için nedir? Biraz daha çok maliyetlidir. Çok maliyetlidir. 9 olarak bakarsak ne deriz acaba diye bakarsak. Bu bağlamda geleneksel bütçe yapacak insanlarda çok fazla kalifiyeye ihtiyaç yoktur. Yani kalifiye elemana ihtiyaç yoktur. Burada ise tabii ki teknikler kullanıldığı için elbette ki 9 olarak bakarsak kalifiye elemana çalışana ihtiyaç vardır diyoruz değerli dostlarım. 10 olarak bakarsak da ne deriz? 10. olarak baktığımızda PBS ne diyoruz acaba? Ne deriz? Düşünün bakalım 10. olarak bakarsak da. Şunu söylüyoruz, diyoruz ki geleneksel bütçe hizmetler açısından alternatif pek fazla sunmaz. Yani şunu yapacaksınız der, şunu yapacağız der. Burada ise ne vardır? Alternatif hizmetler sunulur. Evet değerli arkadaşlarım, böylece 10'ar tane ne yaptık? Geleneksel bütçeyle PBS kıyaslaması da meydana getirdik. Geleneksel bütçe biraz daha işte katı, kuralcı. Burası ise esnek. Geleneksel bütçe modern analiz kullanmaz. Bunlar kullanır. Hizmet dağılımında organik yapılır sınıflandırma. Yani kurum bazında, burada ise hizmet bazında, yani fonksiyonel bir dağılım esastır. Burada harcama artışı iki haline gelmiştir. Burada ise harcama artışı hizmete göre yapılır. Girdi esası varken çıktı esası vardır. Siyasiyken siyasi değil, daha çok modern tekniklerle çıktı ölçümü yapılır. Kısa vadelidir, uzun vadelidir, düşük maliyetlidir, yüksek maliyetlidir, kalifiye eleman ihtiyaç vardır, pardon yoktur. Burada ise kalifiye eleman ihtiyaç PBS'de vardır. Hizmetler sunulurken ya da yapılırken pek fazla alternatif seçenekler geleneksel bütçe çerçevesinde sunulmazken, burada ise alternatif seçenekler PBS'de sunulur diyoruz değerli arkadaşlarım. Böylece bu dersimizde ne yapmış olduk? Şöyle bir toparlarsak, bütçe tekniklerinden geleneksel bütçeyi, performans bütçeyi, program bütçeyi, PBS işledik ve aynı zamanda geleneksel bütçeyle PBS'nin ne yaptık? Kıyaslamasını yaptık. PBS neydi? Tekrarlayalım. PBS neydi? Planlama, programlama, bütçeleme sistemiydi değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlarım, bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşça kalın lütfen.